Buraya Stokes teoremini bir daha yazdım ve bu videoda formülü kullanırken yönümüzün doğru olduğundan emin olmak istiyorum. Normal vektöründen bahsettiğimizde ki buna dik birim vektör de diyebilirsiniz, aslında bunlardan iki tane olduğunu unutmamalıyız. Şekle göre bir tanesi burada dışa doğru, bir tanesi de içe doğru olabilir. Bunların ikisi de yüzeyin normalidir. İki tane normal vektörü olmasının yanında yüzeyin sınırlarını belirleyen iz içinde iki farklı durum düşünebiliriz. Birincisi şu an göstermekte olduğum gibi saat yönünün tersinde bir yön, ikincisi de saat yönünde olabilir. Stokes Teoremini doğru kullandığımızda emin olmak için bu konulara açıklık getirmeliyiz. Önce normalin yönünden bahsedelim. Mesela sarıyla gösterdiğim bu normal vektörünü seçiyor isek evet eğer normal vektörümüz buysa şöyle anlatmaya çalışayım burası yüzeyin tepe noktasıysa izi kat etmek için gereken pozitif yönü düşündüğümüzde yüzümüzün normal vektörünün yönünde yüzeyin de solumuzda olması gerekir. Çizersem daha kolay anlaşılabilir. Bakın, eğer yüzüm normal vektörün yönüne bakıyorsa, bu ben olayım, evet yakışıklıyım. Bu da normal vektörünün yönüne dönük olan yüzüm olsun ve eğer ben bu yüzeyin etrafında yürüyeceksem, yüzeyin solumda kalması için bu şekilde, yani saat yönünün tersinde yürüyor olmam gerekir. İşte Stokes teoremini uygulayacağımız zaman açıklık getirmemiz gereken durum da bu. Şimdi eğer diğer olasılık üzerinde duracak olursak, hayır, normal vektörü bu değil. Yüzeyin tepe noktası da burası değil deyip diğer yönü yani diğer normal vektörünü seçersek tutarlı olmak için şimdi az önce yaptığımızın tam tersini yapmamız gerekir. Yani yüzümün artık diğer yöne dönük olması, yüzeyinde yine solumda kalması gerekir. Ee, bu çizimle görmek biraz zor olabilir ama şöyle düşünün, az önce yüzey bir tepe gibi görünüyordu, öyle değil mi? Peki aynı şekil ters döndüğünde, bu sefer çukura benzer. Evet, ee, bu çizim üzerinden bunu görmek hatta baş aşağı duran beni hayal etmek bile zor ama bu durumda artık bir çukur gibi görünen yüzeyi soluma almam için benim bu yönde yürümem gerekecek. Burada anlatmak istediğim bunun bununla tutarlı olması için bu noktaya çok dikkat etmemiz gerektiği. Yüzünüz normal vektörünün ya da yüzeyin tepe noktasının yönüne dönük olmalı ve bu yüzden yüzeyin izini kat etmek için seçmemiz gereken yön, yüzeyi solumuza aldığımızda elde edeceğimiz yön olmalı.